Herkese iyi haftalar. Haftalık makroekonomik gündemi değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Yurt içi tarafından başlayacak olursak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası toplantısı vardı. Daha önceki toplantılara göre bir miktar daha önemsiz bir toplantı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü son toplantılarda hep ne kadar faiz artacak diye düşünüyorduk. Bu sefer zaten Merkez Bankası faiz artırmayacağının ipucunu vermişti. Piyasa beklentisi de zaten bu yöndeydi. Hani burada metin daha önemli olabilir diye düşünüyorduk ama metin tarafında da bir önceki hafta kamu bankalarının POS makinesinde kredi kartı alacaklarına yaptıkları o indirimden sonra Merkez Bankası sanki seçime kadar yeteri kadar sıkılaşamayacağı mesajını almıştık. Hani bu bağlamda baktığım zaman metinde çok önemli olmasını beklemiyorduk ki bu tarafta da herhangi bir regülasyonun gelmeyeceğini kısa vadede görüyoruz. Kredi kartına dair bir şeyler gelir mi diye düşünülüyordu. Ama o tarafta da bir şey gelmeyeceği bir önceki haftaki o regülasyondan sonra belli oldu. Açıkçası metindeki değişikliklere baktığım zaman enflasyon trendinde kalıcı bir yukarı yönlü bir tehdit görürlerse faiz artacaklarını dile getirmiş Merkez Bankası ki zaten bunu bir önceki enflasyon raporunda başkan kendi ağzıyla söylemişti. Bununla beraber diğer iki değişiklik de sadeleşme tarafında artık sonuna gelindiğini yani daha fazla regülasyonun sadeleşmeyeceğini anlıyoruz. Bununla beraber de Merkez Bankası'nın likidite araçlarını daha fazla artırmayacağını ve güncel likidite araçlarını likiditeyi çekmek için güncel araçları kullanmaya devam edeceğini anlıyoruz. Açıkçası heyecansız bir toplantıydı her şeyden önce. Sıkılaşma tarafında yeni bir adım gelmiyor olması birazcık daha bu toplantının önemini düşürmüş oldu. Genel olarak nötr olarak değerlendirebiliriz bu toplantıyı ama muhtemelen Merkez Bankası bu Mart ayında pas geçtikten sonra Nisan ayında likidite tarafında daha sert adımlar atacağını düşünüyoruz. Son dönemde biraz swap portföyünü küçülttü. O birazcık piyasadan likidite çekmiş gibi gözüküyor. M2 para büyümesinde de bir miktar enflasyonun altında kalınması söz konusu son 2-3 haftadır. Ama Merkez Bankası'ndan daha sert önlemler almasını beklemekteyiz. Veri akışına baktığımız zaman da geçtiğimiz hafta merkezi yönetim borç stoku açıklandı. 7 trilyon TL'ye kadar ulaştık. Hani böyle rakam çok büyükmüş gibi gözüküyor. Çok da farkındayım bu eleştirinin veya tereddütlerin farkındayım. Fakat bunu birazcık da gayri safi milli hasılaya oranla kıyaslamak lazım. O tarafta %26 gibi bir oran var ki bizim tarihsel ortalamamızın da 3-4 puan altında olduğunu söyleyebiliriz. Bizimki normalde %30-31'ler civarında kamu borcunun gayri safi milli hasıl oranı. Hani bu bağlamda baktığımız zaman rakam nominal olarak büyümüş gibi gözükse de önemli olan gayri safi milli hasıl oranı bu tarafta da çok endişe edilecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Geçtiğimiz haftanın birazcık daha büyümeye dair olan verisine baktığım zaman reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı geldi. Reel sektör güven endeksinde bir miktar gerileme gördük 0.9 puanlık. Bunun da temel nedeni istihdam ve ihracata dair olan beklentilerin bir miktar bozulması ki bununla ilişkili olarak da yatırım tarafında da çok hafif bir bozulma olduğunu görüyoruz. Tüm bu beklentilerdeki bozulma ki bu da geçmiş dönemde muhtemelen yapılan faiz artışıyla alakalı. Biz hani bu ekonomiye ilişkin 2024 büyümesine de ilişkin bir miktar bozulma olacağını gösteriyor. Hani hatırlatmak gerekirse bu hafta zaten büyüme rakamını da göreceğiz ama 2024 yılında bizim beklentimiz büyüme tarafında sadece %2.1 büyümenin gerçekleşmesi özellikle seçimden sonra bu iç piyasanın da yavaşlamasıyla beraber büyümenin oldukça hız kaybedeceğini düşünüyoruz ve zayıf bir büyümeyle yılı kapatacağımızı şu aşamada düşünmekteyiz. Bununla beraber kapasite kullanım oranında hafif bir iyileşme vardı aylık bazda 0.6 puanlık. Tarihsel ortalamalara tekrardan yaklaştık. %77 civarına geldik. Geçtiğimiz yıl oranla 1.3 puan yukarısındayız. Fakat geçtiğimiz yıl biliyorsunuz maalesef bir deprem faciası yaşanmıştı Türkiye'de. Bu da üretimi ciddi bir miktarda yavaşlatmıştı. Şimdi geçtiğimiz seneye göre bir miktar daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu ilk çeyrek büyümesinin de güçlü kalmasını sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Deprem geçen seneye bir miktar düşük baz yaratmıştı. Muhtemelen ilk çeyrek büyümesi de bu bağlamda düşük baz sayesinde kuvvetli gelebilir diye düşünüyoruz. Gelen diğer verilere de baktığım zaman Merkez Bankası'nın parasal göstergeleri açıklandı. O tarafta hala bu Ocak'tan sonra Şubat ayında da rezerv kaybının olduğunu görüyoruz. Sınırlı bir rezerv kaybı 700 milyon dolarlık net brüt rezervlerimiz 135 milyar doların hafif altına geldi ki tüm zamanların en yüksek seviyesi 145 milyar dolar civarındaydı. Yani son 2 ayda bir 10 milyar dolarlık rezervlerde kayıp olduğu söylenebilir. Büyük oranda cari açık verdiğimiz aylar olduğumuz için
Çok normal olarak görüyoruz bunu. Bununla beraber yabancıların işlemlerine baktığımız zaman hissenin tarafında 22 milyon dolarlık küçük bir çıkışları vardı. DIPS tarafında da 94 milyon dolarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Sınırlı fakat giriş olması olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Gelecek verilere baktığım zaman da Türkiye tarafında çarşamba günü dış ticaret rakamını karşılayacağız. Burada çok büyük bir iyileşme var. Bakanlık zaten bunu ay başında açıklamıştı. 14 milyar dolardan 6 milyar dolara kadar bir iyileşme olduğunu görüyoruz ki hem altın ithalatının geçtiğimiz seneye göre ciddi miktarda azalması hem de enerji fiyatlarındaki gerileme dış ticaret açığını ciddi bir şekilde katkı yaptı ki bu sayede de cari açımızın da Ocak ayında çok ciddi bir şekilde iyileşme kaydettiğini göreceğiz. Bununla beraber Perşembe günü büyüme rakamını göreceğiz 4. çeyrek. Bizim beklentimiz %3,5 civarında bir büyümenin gerçekleşmesi yönünde ki bu da yıllık büyüme %4,4 civarında tutacaktır diye düşünmekteyiz. Son olarak da Cuma günü imalat PMI rakamı gelecek. Son 6 aydır burada 50 seviyesinin altındayız. Muhtemelen yine benzer bir şekilde 50 seviyesinin altında kalmayı olabilir. Bir ihtimal yurt dışındaki imalat PMI'larında bir miktar iyileşme var. Hani o taraftaki iyileşme beklentisi bizim tarafa da yansırsa belki 50 seviyelerin çok hafif üstünde bir rakamla karşılaşabiliriz. Ama günün sonunda güçlü olmayan bir imalat rakamını göreceğiz bu anketle beraber. Yurt dışı tarafına baktığımız zaman ise ABD tarafında geçtiğimiz hafta FOMC tutanakları açıklandı. 3 hafta önceki gerçekleşen FED toplantısının detaylı tutanakları bunlar. Enflasyon tarafında hala temkinli olduğunu görüyoruz ABD Merkez Bankası yani FED'in. Bu yüzden dolayı da birazcık daha bu faiz indirim konusunda daha yavaş davranma isteğini belirtmişler ki hatırlayacak olursunuz geçtiğimiz ay piyasa 6 tane faiz indirimi bekliyordu FED'den. Şimdiki fiyatlamalara baktığımız zaman 3,4'e yani 4'ten de az artık 3 tane faiz indirimi bekliyor. Hani piyasa beklentilerinin artık FED'e daha da çok yaklaştığını görüyoruz. Bizim bazı senaryomuz Haziran ayında başlamak üzere 4 tane faiz indiriminin gerçekleşiyor olması bu yıl için. Bu haftanın veri gündemine baktığımız zaman da ABD tarafında çekirdek PC enflasyon gelecek. O tarafta piyasa beklentisi %2,9'dan 2,8'e doğru çekilmesi, manşet PC enflasyonu ise 2,4 olarak gerçekleşmesi yönünde. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi günler dilerim.